Yeni bir videoda herkese merhaba. Bugün sizinle hem yemekten hem de yapmaktan çok keyif aldım. İki tarifi paylaşacağım. Biri mücver. Mücveri ilk yaptığımda mutfağa girip ilk denediğimde şey olmuştum böyle. Nasıl ya? Bu bayağı sağlıklı bir şeymiş aslında. Niye siz bunu yağın içine gömüp böyle lıkır lıkır kızartıyorsunuz? Hani böyle sıktığınızda çünkü mücveri normal hani geleneksel yöntemlerle yapıldığında böyle bayağı hani yağ salıyor ciddi ciddi. Ve asla onu o saatten sonra anneme mücver yaptırmadım. En azından yiyeceğim zaman girip böyle kendim işte tavaya yağ sürüp ne yağ kullanıyorsam sürüp sadece böyle alt üst ettiğinizde zaten mücver sonucuna ulaşmış oluyorsunuz. Dediğim gibi bence mücverinizi kendiniz yapın. Çok az malzeme kullanacağım. Kabak, ondan sonra yumurta ve nohut unu kullanacağım. Bu nohut ununu marketlerde bulabilirsiniz. Ön pişirilmiş nohut unu diye geçiyor. Kent unu bu. Nohut ununun çünkü yapıştırıcı özelliği var. Onun yerine hani başka bir şey kullanmayacağım şu an yulaf filan. Hani imkanınız varsa nohut unu alın derim. Sadece üçünü kullanacağım mücverimsi yaparken daha doğrusu. Ama tabii ki arttırabilirsiniz. Ben mesela bu üçünü kullandığımda benim damak tadıma uyuyor. Ama hani daha fazla baharat, işte daha farklı içine havuçtur, patatestir falan ekleyebilirsiniz tabii ki. Tatlı patates koyunca çok tatlımsı oluyor tadı. O yüzden ben onu, niye bunu anlattım bilmiyorum şu an ama neyse dipnot. Ben denedim çünkü tatlı patatesli halini çok sevmedim. Dediğim gibi mücverin malzemeleri bu üçü. Bir diğer paylaşmak istediğim şey ise şu pirinç yufkası. Bunun içinde bayağı sadece pirinç, su ve tuz var aynen. Bununla Çin böreği falan yapılıyor bilirsiniz Çin böreklerini. O işte hep bunlardan yapılıyor. Nerede bulunuyor? Bu gurme marketler satıyor daha fazla. Normal marketlerde olmuyor. İşte Carrefour Gurme, Makro. Ama aynı zamanda internet sitelerinde var. Mesela asyagurme.com var. Ben ilk defa oradan almıştım. Daha çok çeşit oluyor ve biraz daha fiyat olarak daha avantajlı. Oralara bakabilirsiniz. Eğer neymiş bu isteyeyim. Şu şekilde burada gösterdiği gibi kızartılarak da aynı şekilde yapılıyor. Ya da içine koyduğunuz şeyi bayağı sarıp yiyebiliyorsunuz. Şimdi içinde nasıl bir şey olduğunu göstereyim. Şöyle bir şey bayağı bu. Hatta şu örnek için şunu şöyle yani bayağı sert. Hani ben bunu şeye benzetiyorum. Güleç yufkasına benzetiyorum. Çünkü suyla sıvıyla buluştuğunda bayağı yumuşuyor. Böyle bildiğiniz hani yaprak nasıl diyeyim tişört gibi bir şey oluyor. Yani çok saçma bir örnek oldu. Neyse. Suyla buluşması şöyle. Normal düz bir tabağa. Normal şeyde bir su. İçme suyu tabii. Hani sıcak falan olmasına gerek yok. Onu birazdan göstereceğim. Bayağı böyle suya koyuyorsunuz. 1-2 dakika içerisinde falan direkt zaten kendini bırakıyor ve böyle şeffaf bir şey oluyor elinizde. Aslında çok güzel bir şey çünkü kolay kolay kopmuyor. Şu haline bakmayın yani. Bu biraz hasar görmüş dolapta. İçine bayağı böyle yumuşadıktan sonra malzemeleri koyup kapatıyorsunuz. Hani böyle bir sarma mı desem işte hani börek gibi bir şey oluyor. Bayağı börek hatta. Evet adamlar bunu börek yapıyor. Doğru Çin böreği. Neyse. Dediğim gibi ister kızartabiliyorsunuz ister kızartmayabiliyorsunuz. Ben kızartmadan tercih ederim. Çünkü o yumuşak böyle lastikimsi tadını seviyorum açıkçası. Bayağı güzel bir şey yapmışlar herhalde. Yıllar önce güzel bulmuşlar yani. Bunu ben bugün tatlı yapacağım. Ama normalde hani içine bayağı böyle roka, domates, işte beyaz peynir, humus gibi şeyler yapıp hani bundan iki tane sarıp üç tane neyse öğle yemeği olarak yanınızda taşıyabilirsiniz çok rahat. Çünkü yanınızda taşımak için çok müsait bir malzeme. Ben içine bugün muz ve fıstık ezmesi koyacağım. Böyle bir güzel bir şey olacak. Hadi başlayalım. Şimdi iki kabağımı yıkadım, soydum bir güzel. Rendelemeye başlayacağım. En zor kısmı bence bana kalırsa şunu kenara koyayım. Rendeleme kısmı. Nedense küçüklüğümden beri böyle küçükken parmaklarımı falan kıstırırdım. Ne o parçalardım hafif hafif. Ondan ötürü rendelemeyi pek sevmem. Neyse ben az konuşayım. Şunu başlayayım. Ve ikinci kabağım da aynı şekilde bitti. Hop, bunu da biraz suyunu alacağım şimdi. Aslında şu yaptığımız iki tarifte glutensiz eğer hassasiyetiniz varsa ya da işte dikkat ediyorsanız gluteniniz size iyi gelmediğini düşünüyorsanız hakikaten biçilmiş kaftanlar. Çünkü nohutunu kullanacağım. Birincisi zaten bu sebze, kabak dünyanın en güzel şeylerinden biri. İçerisine nohutunu koyacağım için nohutunu hem lif hem protein açısından böyle diyetisyen şeyle konuşmak istemiyorum ama hakikaten müthiş bir şey aslında bu yaptığımız. Şimdi şöyle şunu büyük bir şeyin içine alacağım. Bu olabildiğince yetecek gibi. Diğer kaseler çünkü küçük gelecek. Hop şöyle kabaklar. Bu kadar söylendiğime değmedi ya. Hemen rendelendi kabak. Şimdi içerisine yumurta kırıyorum. İki kabağım var. İçerisine şöyle İki tane yumurta kıracağım. Şimdi nohut unumu koymaya başlıyorum. Şöyle tam kaşık kaşık.
Şu an 4 kaşık koydum. İçerisine biraz baharat koyuyorum şimdi. Bu poi dediğimiz bir baharat bizim. Sesim arada gidip geliyor çünkü öksürükten dolayı boğazım hala toparlanmadı. Hop. Evet. Tamam, şöyle ısındı sayılır bayağı. Bir tatlı kaşığı kadar Hindistan cevizi yağı koyuyorum. Hindistan cevizi yağının bir özelliği yok. Zeytinyağı da koyabilirsiniz. Ya da işte neyle kızartmak istiyorsanız artık. Bunun bir özelliği yok yani. Ben kolayıma geldiği için bunu alıyorum. Çünkü zeytinyağı her ne kadar çok güzel ve çok taze olsa da şu an evimizde bayağı büyük bir şişe. Ve onu açıkçası kaldıramayacağım şimdi. Şöyle güzel eritiyorum. Artık yağım iyice ısındı. Şuradan karışımın içinden artık alıp koymaya başlıyorum şöyle. Hop. Ve artık çevirmeye başlıyorum şöyle şuralarında. Hop. İşte normal bir mücverden ne farkı var değil mi? Böyle. Ben bir de mücverin şu özgün şeylerini seviyorum böyle. Koparat kurabiye vardır belki bilirsiniz. Onda böyle bir şekilsiz hali olur ya. Mücverin de o dağınık görüntüsü benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle arkalarda çevireyim. En güzel yaz yemeği bence. İçinde kabak olan her şey var. Ve son iki parçayı da koydum mu tamamlanıyor. Yaklaşık 15-16 parça çıkıyor. Bu yani yaklaşık neredeyse 2 kişilik mi 3 kişilik mi? Aslında biraz tamamen herkesin iştahıyla alakalı. Ben bunu oturup tek başıma da yiyebilirim gibi duruyor tabii ki. Ve mücverler hazır. Şimdi şöyle dümdüz bir tabak alıyorum. Tabak desen zevkimiz annemle pek uyuşmuyor. Malum. Ben daha düz ya da daha modern şeyleri seviyorum. Şöyle içme suyu koyuyorum şimdi. Şu düz tabağın içerisine. Şöyle biraz taşıyacak kadar. Aynen. Çok da abartmayayım. Evet, oldu galiba. Ardından en başında söylediğim gibi bunu normal böyle içme suyunun içerisinde bekleteceğim. Şimdi paketimi alıyorum. Şöyle. İçerisinden kırılmamış bir yaprak arıyorum. Bunu ayrıca buzdolabında saklarken dikkat edin. Bizimkiler bir kalıp sucuk koymuşlar üstüne ve ön yapraklar sağlam da en son ama gitmiş. Şöyle suyla buluşturuyorum bunu bir güzel. Sadece bu şekilde hop temas etmesi yetiyor. Zaten birazdan göstereceğim halini hani nasıl oluyor diye. Hop. Şöyle. Çok enteresan bir şey. Ben güllacı da bu açıdan çok böyle enteresan bulurum. Güllaç derken ağzımda sürekli güllaç çünkü Ramazan geldi. Her gün yiyebilirim yani hiç abartmıyorum. Her gün sabah akşam güllaç yiyebilirim. Şöyle şimdi 2 dakika sonra çıkaracağız bakın göreceksiniz. Şöyle söyleyeyim daha 2 dakika değil 1 dakika bile geçmedi ve aldığı durum şekil şu. Böyle yani hani tişört gibi demiştim ama hakikaten böyle. Hayalet Casper. Şimdi bunu diğer tabağıma alıyorum ve yenisini koyuyorum. Bayağı kolaymıştı ama ben böyle farklı şekil alan şeyler çok hoşuma gidiyor. Seviyorum yani. Hatta heyecanlanıyorum. Konuşamıyorum o kadar. Hop. Ve iyice elastik hale gelen şu pirinç yufkamın içerisine şimdi fıstık ezmesi ve muz koyacağım. Hangisini önce koysam? Muzları önce koysam daha iyi olacak. Yazlıktayız bu arada. Buraya taşındık. Ondan mutfak falan enteresan gelmiş olabilir. Bu konuşmalarım dinleniyor mu ayrıca hiç bilmiyorum. Böyle bıdı bıdı konuşuyorum buralardan ama insan tabii böyle tarif falan izlerken ileri sarabiliyor. Sessiz de izleyebiliyor gibi gibi. Şimdi sarma saranlar bilir. Şöyle ben de ince sarmalarımla meşhurumdur. Yok arada deniyorum. Şöyle. Ben bunu işte birbirine çok yapıştırdım şu an ya. Ama oynaması falan çok keyifli ya. Gerçekten hani bunu bir deneyin bence. Buna böyle tarifler falan tatlı, tuzlu. Bayağı. Yani Çinlilerin de yufkası iyiymiş yani börek yufkası. Bizimkiler de güzel de. Çok konuştuk şu an. Çiğ yufka sevenler el kaldırsın. Hop. Tamam. Şimdi. Şunu şöyle şuradan tek kat alıyorum.
Böyle. 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 Hop. Bahsettiğim şey tam olarak buydu. Bunu kızartabiliriz dediğim gibi. Kızartıp böyle üstüne bal koyup falan, o tip tariflerde mevcut. Yine öksüremiyorum. Her neyse, bunu normalde içine böyle bayağı sebze falan koyduğunuzda böyle duruyor. Hatta belki yabancı bloglara denk gelmişsinizdir. Böyle ikiye falan bölüp böyle çok estetik bir görüntü ortaya çıkarılabiliyor yine. Ve tatlı kısmı şöyle hazır. Şimdi üstüne pratiklikte bir numarayım. Şu balı açıp şöyle süs olsun diye birazcık da. Oh, bayağı güzel oldu yalnız şu an. Bayağı yani adeta Tokyo doğumlu gibi hissettim kendimi. Tamam. Güzel oldu. Tatlım hazır. Onu önce koydum. Şimdi aynı şekilde mücverlerimi de yanına koyuyorum. Şöyle en büyük parçalarım olsun. Üzerine yoğurttan bir sos yaptım. Evde ev yoğurdu vardı her zamanki gibi. Onun içine bulduğum her baharatı, öncelikle nane olmak üzere. Çünkü mücver bana yazı anımsattığı için böyle, nane de aynı şekilde. Ben her şeyi yaza bağlıyorum galiba, şu an onu fark ettim. Hop. Adeta bu biraz cips sosu gibi oldu ama neyse. Şöyle. Ve iki tarifim de hazır. Siz benim gibi mücvere tuz koymayı unutmayın. Ayrıca deneyince benimle paylaşmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.